Aylardır tartışma konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın insan haklarını hiçe sayan skandal yasağı hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. ABD Yüksek Mahkemesi onayladı. 5 Müslüman ülkeden ABD'ye girişleri yasaklayan uygulamanın yetki dahilinde olduğunu açıkladı. The fact that today's Supreme Court ruling just coming out a tremendous success, a tremendous victory for the American people. Karar alt mahkemeler tarafından yasaya aykırı bulunmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi ise daha önce kısmen uygulanmasına hükmetmişti. Nihai kararla skandal uygulamanın önü tamamen açıldı. İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemenliler büyük oranda ABD'ye seyahat edemeyecek. Karara çok sert tepkiler geldi. Yüksek Mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlendi. Ayrıca New York'ta da eylemler vardı. We may have a Supreme Court that decided to rule this way, but God is on our side and we will get through this, my sisters and brothers. Skandal karara Amerikalı sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler var. Onlardan biri Amerikan İslam İlişkileri Konseyi. Today's Supreme Court's decision is extremely disappointing. Bir tepki de Amerikan siyasetinden. Üstelik Trump'la aynı partiden olan Cumhuriyetçilerden. This is one thing that just doesn't help us. If you're saying I'm banning a group of people because of who the people are, what your nationality is, I wouldn't agree with that.